Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, Konya Ereğli'den hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Değerli dostlar, bundan 15 gün önce, 15-20 gün, 20 gün olmuyor, 15 gün önce bu tarlanın karpuzunu ekmiştik. Karpuz videosu, ekim videosu yapmıştık. Şuralarda bir yerdeydik. Bugün de karpuzumuz 2 haftayı geçti. Artık biraz büyüdü. Ekerken karpuzumuz çok şeydi. Günü geçmişti. Bayağı stresliydi. O stresi üstünden atmış. Artık karpuzumuz çalışmaya başlamış. Şöyle bir gösterelim. Yeni filizleri görüyorsunuz. Filizin ucu bayağı tüylü. Tüylü olması, sarı olması çalışıyor anlamına geliyor. Ve burada bir hafta 10 gündür bayağı yağmur, rüzgar, bir açık bir kapalı, bitki doğal stresi çok yaşadı. Dün kavun videosu yapmıştım. Kavun videosunda bakteriyel mantari hastalıklar için hangi ilaçları uygulayacağımız hakkında video yapmıştım. Karpuz videosu bekliyoruz diye söylemişlerdi. Bugün de buranın çapasını çekiyoruz. Hazır çapasını çekmişken karpuzda 2 haftadan sonra hangi işlemleri yapmalıyız, hangi gübreleri kullanmalıyız, onun hakkında videomuz olacaktır. Bu arada dünkü kavun için kullandığımız mantari ilaçları karpuz için de aynı şekilde kullanabiliriz. Bu da yorumlarda bir soru olarak gelmişti. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, burası bayağı büyük bir alan. 50 dönümü karpuz, 180 dönüm falandı. 50 dönümü karpuz, gerisi domates. Buranın hatını çekmiştik. Ekimi yapıldı. Şu anda da çapasını çekiyoruz. Çapasında da yine otomatik dümenleme ile hatları çektiğimiz için bize bayağı bir kolaylık oluyor. Neyse, fazla lafı uzatmayayım. 2 haftalık oldu. Şimdi iki şekilde bir gübreleme programı, kendi açımdan kendi bildiğimi sizlere söyleyeceğim. Hangisi size uygunsa onu yaparsınız. Birinci şekilde taban gübresi atılmış senaryosu olacak. İkinci şekilde taban gübresi atılmamış senaryosu olacak. Şimdi bu karpuzumuzda taban gübresi atılmadığı için buna göre yorumlayacağız. Ama siz eğer taban gübresi atmışsanız sizinki farklı olacak. Yani birbirinden biraz farklı olacak. Temel işlev aynı oluyor çünkü. Şimdi önce taban gübresi atılmış olarak farz ediyoruz ve hangi gübreleri atmamız gerekiyor. Ben kendim hangi gübreleri atıyorum, onun hakkında konuşacağız. Taban gübresini attığımız için taban gübrelerinde genelde fosfor ağırlıklı taban gübreleri kullanıyoruz. 18-46 gibi, 9-21 gibi, işte 20-20 gibi fosfor ağırlıklı gübreler kullandığı için şu anda bitki alttan o fosforu kullanabilir. Onun için taban gübresini atmışsak birinci ilk gübrelememizde bitkiyi bir hızlandırmak için, yani şu stresten çıkarıp biraz çalı yaptırmak için ne yapıyoruz? Dönüme kendim yaptığım gübrelemelerden bahsediyorum. Hoşunuza gider gitmez bilmiyorum. Kendim yaptığım bu şekilde yapıyorum. Dönüme 3 kilo amonyum sülfat gübresi, yani şeker gübresi, 2 kilo üre gübresi, artı 2 kilo humik asit, 100 gram demir ve yarım kiloda potasyum verirsek bitkimiz atağa geçer Allah'ın izniyle ve çok güzel çalı yapar. Çalısı da kuvvetli ve kalın olur. Daha sonraki gübrelemeleri daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Bu ilk gübreleme. Eğer imkanınız varsa bunun içine biraz çinko sülfat veya sıvı çinko, biraz dediğim dönüme 250 gramla 500 gram arasında çinko sülfat da katarsanız ya da sıvı çinko katarsanız bitkiniz çok daha güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi ikinci senaryoya geçiyoruz. İkinci senaryoda taban gübresi atılmamışsa hangi bir yol, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? İkinci senaryoda taban gübresi atılmamışsa buna bizim fosfor vermemiz gerekiyor. Fosforu insanlarımız genelde çiçeği görünce,
çiçek zamanı, meyve zamanı, atayım da çiçek çoğalsın, meyve çoğalsın. Onun gibi durumlarda kullanıyor. Ama yanlış düşünüyorlar. Fosfor başta verilir. Bitki çiçeğe kadar, çiçek görene kadar, gerçek çiçek, deli çiçeklerden bahsetmiyorum. Kullanacağı fosforun %75'ini o döneme kadar tüketir. Geride kalan %25'ini çiçekten sonra kullanır zaten. Çünkü fosfor aynı zamanda kök yapıcıdır. Kök için gerekli olan bir element midir, besindir. Aynı zamanda bitki içinde bazı reaksiyonlar içinde fosfor gerekli başta. Bunun için ne yapıyoruz? İlk başta eğer taban gübresi atmamışsak, buraya atmamışız, buraya ne yapacağız? 2 kilo amonyum sülfat gübresi, 1 kilo MAP kullanıyoruz. MAP kullanabilirsiniz ya da P44 kullanabilirsiniz. İlk başta MAP kullanmanızı, daha sonra ileride P44 kullanmanızı tavsiye edebilirim. 2 kilo amonyum sülfat gübresi, 2 kilo MAP, ondan sonra 1 kilo üre ve 2 kilo humik asit. Yine eğer varsa yarım kiloda çinko sülfat veyahut sıvı çinko katabilirsiniz. Bu durumda demiri katmıyoruz. Demiri niye katmıyoruz? Fosfor ağırlıklı gübreleme yaptığınız zaman o suda demir vermeyin. Çünkü toprak altında bunlar birbirini bağlıyor. Bunlar düşman. Biri telli oğullarından, biri sefer oğullarından. Demirle fosfor birbirini sevmez. Aynı suda vermemeye dikkat edin. Daha sonraki suda fosfor ağırlıklı gübreleme yapmıyorsanız verebilirsiniz. Biz kendimiz de bunu şu anda bu şekilde yapacağız. Tabii buna bütçeniz ve durumunuz varsa amino asit gibi başka ürünler de ekleyebilirsiniz. Organik ürünler de ekleyebilirsiniz. Ama temel olarak bu gübreleme sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Yarım kilo potasyum da katmanız gerekiyor. Her iki senaryoda da yarım kilo potasyum katmanız gerekiyor. Yine insanlarımız potasyumu meyve büyütücü olarak görüyor. Meyve zamanı, meyveyi gördükten sonra karpuzda 2-3 kilo, 4 kilo olduktan sonra potasyuma abanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Potasyum fazla olunca kalsiyum alımını engelliyor, dengeyi sağlayamıyor. Karpuzda çatlamalar, şekil bozuklukları oluyor. Artı potasyum her zaman gerekli. Sadece ve sadece meyve büyütme zamanında değil arkadaşlar. Çünkü potasyumun görevi aynı zamanda su alışverişini kontrol ediyor. Bitkiye giden suyu, köklerden bitkiye taşınan suyu kontrol ediyor. Ve bunu başta da vermeniz gerekiyor ki hızlı bir akış sağlayacak. Bitkiniz de hızlı bir çalı da yapacak. Aynı zamanda potasyum çalı yapmaya da yardımcı oluyor. Şimdi meyve büyütmeyi potasyumdan bilenler bir noktada yanlış biliyorlar. Dolaylı olarak büyütmeye faydası var. Ama aslında meyveyi büyüten potasyum değil, azottur. Azotu verdiğiniz zaman, potasyumu da verdiğiniz zaman potasyum su alışverişini kontrol edip hızlı bir şekilde meyvenin içine enerjiyi basıyor ve enerjinin büyümesini ve bitkinin, meyvenin büyümesini sağlıyor. Bunlar komplike şeylerdir. Hepsi birbirini destekleyen şeylerdir. Biri olmadan biri olmuyor ne yazık ki. Çapaya gelince arkadaşlar, şu dönemde yani artık 10 günü geçtikten sonra karpuzunuza, domatesinize, kavununuza ne ekiyorsanız hepsine çapa çekmeniz gerekiyor. Bir çapa iki gübreden daha makbuldür arkadaşlar. Yani şu çapa var ya, yani gübre verirsiniz bitkiniz gelişmez. Bir gübre daha verirsiniz bitkiniz gelişmez ama bir çapa çekersiniz 3 günde bitkinin silüeti değişir. Bir çapa iki gübreden daha iyidir. Çapayı da olabildiğince derin çekin arkadaşlar. Şu anda bu uzun bacak bir çapa. 25-30 santim batıyor. Çok derin deyip de işini affedersiniz bokunu çıkarmayın. Traktörü, ekipmanı kırmayın. Hepimiz çiftçiyiz. Nasıl olacağını biliyorsunuzdur.
derin olsun. Bir seferde derin olmuyorsa ikinci seferde biraz daha batırırsınız. Ama çamur kersekler de çıkarmayın yani. Derin çapa her zaman iyidir. Burada ekimler devam ediyor. Halen ekim yapılıyor. Bugün Haziran'ın 4'ü. Haziran'ın sonuna kadar hemen hemen ekim yapılıyor. Bakınız şu karşıda domates ekimi devam ediyor. Bizim de daha ekeceğimiz ne kadar yer kaldı? 220 dönüm fiyinin yeri, 180, 400 dönüm daha yer hazırlanıp ve ekilecek. Kademeli ekimler devam ediyor. Burada ekimler yapıldıkça sizlere yeni videolar üretmeye devam edeceğiz. Her daldan yani domates, karpuz, kavun, bütün ürünlerimiz var. Bütün ürünlerinden zamanına göre gübreleme olsun, ilaçlama olsun bütün videolar gelecektir Allah nasip ederse. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bu arada ben de biraz dinlenmiş oldum. Karpuzun çapası bitmek üzere. Bundan sonra domatese geçeceğiz. Çapa çok önemli. Unutmayalım. 3 tane, 4 tane çekebildiğiniz kadar kademeli olarak, eğer yeriniz çamursa kademeli olarak bir sefer çekersiniz. Biraz kurur. Ondan sonra bir daha çekersiniz. Bir daha kurur. Sonra derin yaparsınız. Bir de bir boş bir dolu yapın. Yani şu hattan geçtiğiniz zaman, bu hattan geçtiğiniz zaman tekrar bundan gelmeyin. Bundan gelin. Yani bir sefer geçin. 3 gün sonra bir daha geçin. Dolu dolu yapmak toprağa zarar verir. Boş bir dolu yaptığınız zaman çok daha güzel olacaktır. Konya Ereğli Aziziye köyünden hepinize sevgiler, selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer unuttuğum bir şey varsa da, sürçülisan ettikse de kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videoları beğenmeyi, fikirlerinizi yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.